Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Reeder'ın çıkarmış olduğu P11 marka akıllı telefonları inceleyeceğiz. Hemen videonun başında belirteyim, videonun sonunda sizi aksiyonlu bir final bekliyor. Muhtemelen hepinizin de artık bildiği gibi Reeder firması ülkemizde en sık karşılaştığımız markalardan birisi haline geldi. P11 modeli ise fiyatı bir tık yukarıda olsa bile bence fiyat performans cihazları arasında yer alabilir. Kutu içeriğinden ise tabii ki de öncelikli telefonun kendisi, bir kullanım kılavuzu, garanti belgesi, USB şarj kablosu, adaptörü ve bir adet kulaklık çıkıyor. Gönül isterdi ki bir kılıf bir de cama takabileceğiniz bir koruma çıksın ama bunlar çıkmıyor arkadaşlar. Biraz da tasarımdan bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle bu telefon Reeder markasının bu zamana kadar çıkardığı diğer cihazlara tasarım anlamında bir benzerlik taşıyor. Renk seçeneği ise şimdilik sadece elimde görmüş olduğunuz beyaz renk. Bunların haricinde telefonun sağ tarafında bir güç düğmesi, ses açma kısmı tuşları, sol tarafa baktığımızda ise çift sim kart yuvası karşımıza çıkıyor. Tabi bu sim kart yuvalarından bir tanesini SD kart olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Telefonun alt kısmına bakacak olursak mikrofon ve hoparlör çıkışının tam ortasında bir USB şarj bağlantı noktası var arkadaşlar. Cihazın ön kısmına geldiğimiz zaman parmak izi okuyuculu bir home butonu var. Telefonun üst kısmına baktığımız zaman en sol tarafta kamerayı, ortada ayizeyi, onun da yanında bildirim ledini de içinde barındıran bir yakınlık sensörünü görüyoruz. Telefonun arkasına gelirsek üst tarafta bir adet kamerası, onun yanında bir tane flaşı, anten çizgileri var arkadaşlar ve telefonun tam ortasında da Reeder logosunu görüyoruz. Telefonun kafa kısmında, yani şu üst kısmında ise 3,5 mm'lik bir jack girişi var. Biraz da telefonun ekranından bahsedeyim. Ekranımız 5.2 inç IPS ve 1920'ye 1080 çözünürlükte Full HD bir ekran arkadaşlar. Cihazın ağırlığı ise toplamda 170 gram. Yani bence ürünün fiyatını da hesaba katacak olursak tasarım alanında çok ekstrem bir durum olmadığı gibi normal standart bir telefonla da karşı karşıyayız. Dilerseniz şimdi biraz da Reeder P11'in kamera özelliklerine bakalım. Ön kameramız 8 megapiksel arkadaşlar. Arkada bulunan kamera ise 13 megapiksel. İşin açıkçası bu değerler kağıt üzerinde aslında geçerli değerler ama düşük ışık fotoğraf performansının da çok geçerli olmadığını belirtelim. İncelememizin başında da söylediğim gibi arkadaşlar bu ürün sonuçta bir fiyat performans ürünüdür. Bu nedenle kamerasından öyle über süpersonik bir performans beklememenizi zaten tavsiye ediyoruz. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Gündelik kullanımda siz hani ben sosyal medyada takılayım, Facebook'ta, Instagram'da güzel güzel fotoğraflarımı atayım diyorsanız kameralar sizin için oldukça yeterli. Peki siz Reeder P11 ile diyelim ki bol bol video çekmek istiyorsunuz. O konuda da size şunu söyleyelim. 1080p'de 30 kare videoları Full HD olarak gönül rahatlığıyla çekebilirsiniz. Şimdi aksiyonlu finalimize geçmeden önce son kısma geldik arkadaşlar, teknik özellikler. Reeder P11 modelinde MediaTek'in MT6753 serisi 8 çekirdekli işlemcisini kullanıyor. Orta seviye bir telefon için yine bu işlemci size bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Cihazın üzerinde takılı olan RAM 3 GB, cihazın size sunduğu bellek ise 32 GB, yine 32 GB'lık microSD kart desteğini de ayrıca size sunduğunu belirteyim. P11 4.5G'yi destekliyor ve Android 6.0'ın stoğuna yakın bir arayüzde size geliyor. Sonuç olarak sevgili arkadaşlar, Reeder P11 her ne kadar fiyat performans telefonu deyince 1000 liralık fiyatlar bekleseniz bile 1299 TL fiyatıyla uygun bir telefon olarak karşımızda duruyor. Gerek home tuşundaki parmak izi okuyucusu ve metal kasa tercih edilebilecek nedenler arasında yer alıyor. Şimdi isterseniz aksiyonlu finalimize geçelim. Bakalım Reeder P11'in başına neler gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi Reeder P11'imizle birlikte Denizciler Dökümcülüğe geldik. Yanımızda Muhsin Baba var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir ergitme ocağına atacağız Reeder P11'i. Yaklaşık 1500 derece sıcaklıkta yok olacak. Hadi aksiyona geçelim. P11'in son hali budur kameraman arkadaşım. Böyle bir... Allah! Telefondan geriye kalan bir tek pil, o da lityum olduğu için erimedi diye düşünüyoruz. Bunlar lityum parçaları. Artık videomuzun sonuna geldik. Tekrar Muhsin babamıza çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bambaşka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her iki yanında durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ya da şuradaki logoya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.